Merhabalar. Bugün 29 Mayıs ve bugün Harry Potter Ateş Kadehi filminin orkestra eşliğinde gösterimi olacak. Birazdan gideceğim Zorlu PSM'de konser. Bakalım nasıl olacak? Şurada çektim ki şunları da görün diye. Şimdi Zorlu'dayım. 1-2 saat daha var konsere. Zorlu'nun birçok şeyini çok seviyorum. Bir kere motor park edebiliyoruz ve aklımız kalmıyor. Güzel yer gerçekten orası. Konsere az kaldı. Bekleyiş sürüyor. Performans sanatlarının girişinde 4 tane bayrak asmışlar şeylerin. Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, Hufflepuff diye. Bütün sınıfların. Çok da tatlı olmuş. Evet. Evet, hemen başladık. Söyle. Merhaba. Ben Harry Potter illüstrasyonları yapıyorum. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Süpersin. Salonda hiç Gryffindor var mı? Hufflepuff! Ravenclaw! Çok teşekkürler. Thank you.
won't you? Won't you, if you please? One, two, three. One, two, three. One, two, three. Boy, never will let me forget this. Gerçekten muazzam bir konserdi. Yani 2 senedir yaklaşık oluyor bu ve film gidiyorlar. İşte Felsefe Taşı, Sırlar Adası, Azkaban Tutsağı derken anca 4.sine Ateş Kadehi'ne gidebildim. Çok gitmek istiyordum çünkü çok özel. Anlamışsınızdır zaten durumu ama anlatayım. Arkada film oynuyor ve ön tarafta bütün sahnede koca bir orkestra çalıyor. Kaç kişi olduğunu bilmiyorum, saymadım tabii ki ama sanırım 60-70 kişilik bir kadroydu. Belki daha fazla, bilmiyorum. Büyük ihtimal daha fazla. Gerçekten muazzamdı. Öncelikle alana girişten bahsedeyim en baştan, şöyle bir özet geçeyim. Gerçi görüntüleri gördünüz ama bir kere Zorlu'yu seviyorum, tekrar söyleyeyim. Yani reklam falan değil zaten, biliyorsunuz etimiz ne, budumuz ne. Zorlu reklam verecek. Ama rahat bir yer. Gerçekten sahnesi muazzam. PSM, Performans Sanatları Merkezi muazzam. Alanda da girince bir kere zaten çok çok tatlış insanlar gördüm. Böyle herkes cübbesini girmiş. Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor. Herkes farklı şekildeydi. İşte bu baloda, Yule Ball'da işte Hermione'nin giydiği kıyafeti giyen kız vardı. Cosplay yapmışlar yani falan. Çok güzeldi. Herkeste asa var, bende yoktu. Ben zaten memur gibi gittim. O yüzden Minister of Bağkur yazdım. Fotoğrafı görmüşsünüzdür. Utanmasam benim o eski bir çantam var şöyle. Yandan memur çantası. Onunla gidecektim. Allah'tan onunla gitmedim. Ama şu asamı da götürmedim. Çünkü gerçekten içimiz katran bağladı. Biraz eğlenmeye ihtiyacımız var ve sanırım en çok da bunu kendime söylemeliyim. Herkes o kadar genç, küçüktü ki, çok yaşlar o kadar ufaktı ki, böyle bir şey oldum, tuhaf hissettim. Kötü bir tuhaflık değil. Bunu bazıları çok şey yapıyor. Ay ne kadar da işte gençler, baksana saçma sapan cosplay yapıyor. Tabii hevesini alsınlar falan. Ya şöyle saçma şeyler demeyin. Yani orada 30 yaşında da gerçekten işte benim akranım da tipler cosplay yapmıştı. Daha yaşlı da olabilirdi, yoktu ama yani 50 yaşında, 60 yaşında gelenler de vardı bu arada.
ya kendisi izlemek için ya çocuğunu getirmiş falan. Ve bu zaten Harry Potter algısı işte çocuklar için yanlış zaten. İşte yani buna Alan Rickman da işte Severus Snape oynayan oyuncu da diyor 80 yaşında da ben Harry Potter okuyacağım, kitapları okuyacağım diyor. Sevin Okyay da diyor Harry Potter'ın çevirmeni hanımefendi bir söyleşisine katılmıştım orada da demişti. Yani böyle çocuk kitabı falan değil bu kitaplar zaten. İlk bir iki tanesi öyle biraz iki tanesi ama bu zaten bizde böyle bir kompleks var çocuk için büyük falan. Ya biraz rahat olun hayatı yaşayın lütfen gülümsemek için bile utanıyoruz. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Gülün, eğlenin, çılgınlık yapın, istediğinizi yapın. Ve gençlikte değil, her yaşta yapın bunu. İçiniz katran bağlamasın. O yüzden çok tatlıydı. Herkes böyle işte cübbelerle falan, işte fotoğraf çekiniyor falan. Ben aslında hiç yapmam. Gittim, çektirdim ben de. Keko bir fotoğraf verdim, poz böyle. Aranıyor pozunun da. Hatta şurada bir yerde onun şeyi de var. Videonun girişinde görmüşsünüzdür belki. Ben de asılı çerçevede. Yani giriş çok güzeldi, enerjiler çok güzeldi. Yaş ortalaması gerçekten hayli küçüktü. Yani 12 yaşında, 13 yaşında çocuklar falan muazzamdı. Ben orada maalesef çok yabancı kaldım biraz. Leyla isimli bir, hatta izliyorsa sevgiler, Leyla Instagram'dan takipçim ve bir de dövme yapmıştım ona. Tabii hatırlayamadım, biri geldi. Cem Bey dedi böyle. Allah Allah ben mi dedim yani falan. Cem Bey beni hatırlamadınız mı falan. Vallahi hatırlamadım. Bir daha özür diliyorum Leyla. Sonra hatırladım. Tabii ki bunak olduğum için benim ayıbım o. Sonra hatırladım. Aa evet falan. Beni ünlü hissettiren tek isim Leyla'ya teşekkür ederim. Çok tatlı da bir sohbet ettik onunla. Çıktı güzel bir fotoğraf, ana fotoğraf çektik. Falan filan böyle insanlarda... Leyla'da da vardı o pozitif enerji. Herkeste de vardı. En karamsarı bendim içinde. Herkeste böyle pozitif bir enerji. O yüzden çok güzeldi. Ortam şahaneydi. Görüntülerden görmüşsünüzdür. Gayet güzel, keyifli bir gündü. Ancak şimdi çekebiliyorum tabii. Dün çekemedim. Her konserde olduğu gibi şöyle bir şey verdiler. Bunun da görüntüsünü koymuştum size. Tabii ki konserlerde verilir bu tip şeyler ve çok da tatlı yapmışlar, çok da kaliteli. Bu filmin müziklerini Patrick Doyle yaptı, ben de biliyorum. John Williams değil, çeşitli kompozitörlerle ve şeflerle çalıştılar. Bu filmde biraz kırılma noktası diyebilirim. Bunu filmin müziklerini dinleyince anlıyorsunuz, biraz tat değişiyor böyle, biraz daha... epik bir müzik kaliteye bürünüyor. O yüzden bu filmin de önemi bence çok büyük. Benjamin Pop, şef, kendisini zaten demin izlemişsinizdir. Çok tatlı bir insanmış. Ben ismini dahi duymamıştım, benim ayıbım. O kadar detaylı incelememiştim. Bu konserin şefi oydu. Bir sürü başarısı var. Burada da özgeçmişinin altında da şu yazıyor. Okuyayım izninizle. Benjamin ödüllü bir Oxford Üniversitesi ve The Royal College of Music mezunudur. Aynı zamanda bir Gryffindorlu olan Benjamin'in patronusu Yunus'tur. Şu bile bize bir şeyleri hatırlatıyor. J.K. Rowling'in de kaleminde vardır ya bu muzip tavır. İşte bu lazım bize, böyle biraz içimizi açmamız lazım. Gülmemiz, eğlenmemiz, biraz muzip olmamız, mizaha yönelmemiz ve birbirimizi üzmememiz lazım sanırım. Benim için çok önemli bir konserdi. Biraz da bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Hem kafamda, hem kanalda, hem her şeyde, hayatımda. O yüzden benim için de çok özeldi. Harry Potter'ın yeri zaten bende çok ayrı. İster çocuk işi desin insanlar, ister bir şey, yani çok umurumda değil. Muazzam bir konserdi bayanlar baylar. Konserin içinden bir iki bir şey diyeceğim, sonra kapatacağım. Konserde her şeyde alkışlandı. Her şey mesela ne bileyim. Ron ilk defa görünüyor, Rupert Green işte oyuncu, alkış, kıyamet, çığlıklar, Voldemort görünüyor, çığlıklar, Severus Snape çığlıklar, Dumbledore çığlıklar, yani çok tatlıydı. İnsanlar tabii heyecanlı, küçükler, yani çok çok güzel bir şey bu, yani ne yapıyorsunuz ya falan dememek lazım, gülümsemek lazım tatlı tatlı, ben de tatlı tatlı gülümsedim.
her şeyi de alkışladılar böyle. Ne bileyim mesela Hedwig's Den var ya, bu standart Harry Potter'ın soundtrack müziği. O girince mesela aman Allah'ım ortalık yıkıldı falan. Bence çok tatlı şeyler. Bunlara ihtiyacımız var. Çok klişe bir öğreti ama birbirimizi saymalı ve sevmeliyiz ve hayattan keyif çıkartmalıyız bence. Çok güzel bir konserdi. 28-29 Ocak 2020'de de diğer film oynayacak. Zümrüt Anka'ya ulaştı. Ona da gitmeyi düşünüyorum. Size de tavsiye ederim. Bunun gibi videolar gelecek bayanlar baylar. Biraz çehreyi değiştiriyorum. YouTube'un çehresini, kendi kanalımın çehresini değiştiriyorum. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Gülmeyi suratınızdan eksik etmeyin. Değil mi? Nox. Ha bir de siz hangi bölümdensiniz onu söyleyin. Gryffindor mu, Ravenclaw mu, Slytherin mi yoksa Hufflepuff mı? Beni de tahmin etmeye çalışın. Bence çok zor değil.